Biz Bahar'la evlenme planları yapıyoruz. Ama önce seninle konuşmak istedim. Seninle ve Doruk'la. Biz size engel mi oluyoruz? Hayır, bir şeye engel olmuyorsunuz. Ama bu şekilde burada yaşayamayacağımız da açık, değil mi? Ne yapmak istiyorsun? Açık açık söyle ama. Tamam, peki. Bahar'la evlendikten sonra Doruk'u nüfusuma geçirmek istiyorum. Tabii sonra konuşuruz seninle. Haftanın bazı günleri Doruk bizimle kalır, Bahar'la benimle. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun sen Ateş? Ben oğlumu aramasın. Anladın mı? Arzu, sen yanlış anladın. Kimsenin seni oğlundan ayırmaya falan çalıştığı yok. Ama Doruk benim de oğlum. Elbette benimle de kalacak. Bu benim en doğal hakkım. Hakkım? Ne hakkım ya? Doruk ben büyüttüm. Sen yanımızda yoktun. Hangi haktan bahsediyorsun? Arzu, sen neden bahsediyorsun? Doruk'u tek başına büyütmek senin kendi seçimindi. Şimdi bana böyle davranamazsın bu yüzden. Yapamazsın, böyle bir şey yapamazsın. Oğluma yaramazsın, anladın mı? Aramazsın. Bir gün ayrıma olmaz, anladın mı? Bak, olurum de. Yapamam, anladın mı? Arzu, bir sakin ol, bağırma. Bak, Doruk uyanacak. Şimdi mi düşünmeye başladı? Yıllardan sonra şimdi mi düşünmeye başladı? Ne fayda dokundu oğluna? Arzu, yine söylüyorum. Onu tek başına büyütmek senin kendi kararındı. Beni bu yüzden suçlayamazsın. Sen Bahar'a mutlu ol diye oğluma feda etmem, anladın mı? Bahar'a nasıl bakacak Doruk'a? O da kendisi bir çocuk. Nasıl çocuğuma bakacağım? Anladın mı? Nasıl bakacak çocuğuma? Arzu! Arzu yeter! Yeter! Neden böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Ben seni nasıl sevdim? Söylemedim. Ben sana ne kadar sevinirim söylemedim. Ben ne kadar... Biz ne kadar mutlu edebildiğini söylemedim. Neden çocuğum elimizde? Büyütmeyeceğiz. Doruk. Doruk. Tamam mı? Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Zeynep'i, oğlumuz Cemal'e istiyoruz. Verdim gitti. Öpeyim anne. Öp çocuğum. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öp bakayım kayınvalidenin elini. Öptün mü?